Merhabalar, ben Epidancım.com'dan Sabit. Size bu videomuzda saksıya biber tohumu ekimi hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle tohumumuzu ekmeye başlamadan önce malzemelerimizin tamam olması gerekiyor. Biraz malzemelerimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir adet saksıya ihtiyacımız var. Bu saksı elimde görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen şeklinde bir saksımız var. Bu illaki dikdörtgen olacak diye bir şartımız yok. Evet. Silindir de olabilir, kare de olabilir. Evet. Önemli olan drenaj kanallarının açık olmasıdır. Evet. Drenaj... Şu elimle göstermiş olduğum delikler evet. Bizim drenaj kanallarımız. Bu kanallar kapalı olduğu takdirde saksımızdaki suyun tahliyesi olmayacaktır ve tohumlarımızın çürümesine sebep olacaktır bu durum. Evet. Yani çok suya maruz kaldığı için tohumlarımız çürüyecektir. O yüzden özellikle bu drenaj kanallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Tohumlarımız var. Kasemiz. Biz bu kasemizde tohumlarımızı ıslamak için kullanıyoruz. Evet. Yani tohumu ekmeden önce tohumlarımızı muhakkak... Evet. Tohumumuzu ekmeden önce... ıslamamız gerekiyor. 1-2 saat önceden tohumlarımızı ıslamamız gerekiyor. Evet. Bunun amacı tohumlarımızın daha kolay çimlenmesini sağlamak. Evet. Suyumuz evet. Mevcut. Stres filmimiz. Evet. Tohum paketimiz var hemen yanında. Tohum paketimiz var hemen yanında. Evet. Ve toprağımız. Evet. Toprağımız gördüğünüz gibi. Toprağımızda özellikle bir dikkat etmemiz gereken husus da toprağımızın steril olması gerekiyor. Yani ot ve benzeri yabani bitkilerin tohumlarından arındırılmış olması gerekiyor. Evet. Aksi takdirde tohumlarımızı ektiğimiz zaman aralarından ot gibi yabani bitkiler çıktığı zaman bizi sıkıntıya sokar. Evet, istenmeyen durumlar olabilir değil mi? Tabii ki. Peki bu toprak karışımı nasıl olmalıdır Sabit Bey? Toprak karışımımız farz edelim ki 10 litrelik bir toprağımız var. Bu toprağımızın %80'i toprak, steril bir toprak. Evet. Geri kalan %20'lik kısmı ise torf ve perlit olarak karışım yapabiliriz. Evet. Bu torf ve perliti kullanmamızın amacı toprağımızı her daim nemli tutmaktır. Evet. Bu şekilde toprağımızı hazırlamış bulunuyoruz. Evet. Şimdi tohum ekimimize geçebiliriz. Evet. Şimdi ben lafınızı kestim. Kusura bakmayın da. Şimdi burada tohumları ısladık değil mi? Evet. Biber tohumlarımızı ısladık. Bu şekilde. Şimdi burada bazıları dibe çökmüş gördüğüm kadarıyla. Evet. Değil mi? Peki biz bunlardan hangilerini alacağız? Biz bunlardan dibe çökmüş olanları kullanmamız gerekiyor. Neden? Bunlar artık suyunu iyice emmiş, içine almış olan tohumlardır. Evet. Bu tohumlarımızın çimlenmesi daha kolay olur. Evet. Yani çünkü tohum suyu içine aldığı için çatlaması daha kolay tabii olacak. Evet. Zaten bir müddet sonra evet. Suyun yüzündeki tohumlarımız da dibe çökecektir. Tamam. Evet. Yani boş tohumlar o zaman suyun yüzeyinde kalacak. Değil mi? Onları tohum ocaklarına ekmeyeceğiz. Tabii onları zaten çöpe atıyoruz. Evet. Bu şekilde hazırlığımızı yaptıktan sonra tohum ekimimize geçebiliriz. Tohum ekimimizi yapmadan önce bizim öncelikle tohum ocaklarını hazırlamamız gerekiyor. Evet, yani tohumu atacağımız yeri hazırlamamız evet. Lazım, değil mi? Tohum ocaklarımızın derinliği ortalama 1 santimetre olmalıdır. Evet. Ama tabii 1 santim biz ölçemeyebiliriz. Evet. O yüzden şöyle söyleyelim, tohumlarımızın çapının 2-3 katı kadar evet. Derinlik açabiliriz. Evet. Ve ara mesafeleri 2 ila 3 santim arası olmalıdır. Evet. Tabii bu illa 2 ila 3 santim olacak diye de bir kural yok değil mi? Tabii. Yani 3-4 santim de alabilir. 3-4 santim alabilir. Evet. Peki şunu soracağım. Bu açık alanda diyelim ki evet. izleyicimiz illaki bunu saksıya dikecek değil. Bunun evet. Bahçesine de dikebilir sonuçta. Bahçede tohum sıra araları ne kadar olacak peki? Hocam bahçedeki sıra aralarımız 30 ila 40 santim arası olmalıdır. Evet. Yani sıra araları 30-40 santim. O zaman tohum araları diyelim evet. 3-5 santim arasında olabilir değil mi? Zaten açık araziye dikilirken
Öncelikle bu tohumları şaşırtma dediğimiz işlem uygulanır. Evet. Ve araziye fide halinde dikilir. Evet, o doğru. Fidelerin arası 30 ila 40 santim olmalıdır. Evet, evet. Şimdi tohum ekimimize geçelim. Tabii tohum ekimimize geçebiliriz. Evet. Öncelikle tohum ocaklarımızı hazırlayalım hocam. Ben parmağım yardımıyla şu şekilde bir ortalama 1 santimetre olacak şekilde şu şekilde evet. Tohum ocaklarımızı hazırlıyoruz. Evet. Hani burada illa kalem yardımıyla da hazırlayabiliriz. Parmağımız tabii yardımıyla da hazırlayabiliriz. Küçük bir değnek yardımıyla da hazırlayabiliriz değil mi? Bu şekilde hazırlayabiliriz. Evet. Önemli olan çok aşırı derinlikte veya çok aşırı yükseklikte olmamasıdır. Evet. Şimdi ben şunu ekleyeyim. Biz şu an toprağı nemlendirirsek daha iyi olur. Tabii doğru ki, mudur? Tabii ki. Bu işlemi yapmadan önce toprağımızı biraz nemlendirmemizde fayda vardır. Evet. Şimdi tohumlarımızı atalım. Sadece. Tohum ocaklarımızı hazırladık gördüğünüz üzere. Şimdi tohumlarımızı atalım. Atabiliriz. Şunu da söyleyelim hocam. Evet. Her ocağa 2 ila 3 tohum atmamız gerekir. Evet. Bundaki amacımız bir nevi işimizi garantiye almak. Evet. Yani ola ki tohumumuzun biri sorunlu çıktı. Diğer tohumumuz çimlenir. Evet. Eğer 2-3 tane çimlenirse fazla olanları veya gelişimi zayıf olanları evet. Kesebiliriz değil mi? Yani diyelim ki bir ocaktan 3 tane tohum çimlendi. Evet. Bunun 2 tanesini çekip bir başka bir yere de dikebiliriz. Evet. Teke bindirmemiz gerekiyor yani. Evet. Şimdi tohumlarımızı, tohum ocaklarına atalım hocam. Bunu herhangi bir küçük bir kaşık yardımıyla biz yapabiliriz. Dediğim gibi dibe çöken tohumlarından almamızda fayda var şu şekilde. Hı. Ben de yardımcı olayım hocam bu tabii arada. Tabii şöyle yapalım. Beraber atalım. Şimdi sabit hocam ben üsttekilerden alıyorum. Alttakileri kusura bakma. Tamam. İzleyicilerimiz alttaki tohumlardan almaya özen göstersinler. Tohumlarımızı zedelemeden koymaya dikkat ediyoruz. Evet. Şu şekilde tohumlarımızı ocaklarına yerleştirmiş bulunuyoruz şu anda. Evet. Şöyle hocam yakınlaştırırsanız bu ocakta mesela 3 tane tohumumuz var. Evet. Tohumlarımızı şu anda ocaklarına yerleştirdik. Evet. Şimdi yapmamız gereken işlem hafifçe bu tohum ocaklarımızı şu şekilde kapatıyoruz. Tohumlarımızı kapatıyoruz yani. Evet. Bu şekilde kapattıktan sonra üzerine 1-2 santim daha toprak ekleyebiliriz. Biraz daha toprak ekelim. Şu şekilde şu tabii şu çakılları ayıklamakta fayda var değil tabii mi? Tabii ki. Tohumlarımızın çıkmasına bu şekilde yardımcı oluruz. Tamam biraz daha ekleyelim sağlıyorum. Sanki bu biraz az oldu gibi. Evet. Şöyle biraz daha yan tarafa koyalım. Bu şekilde tohumlarımızı şu anda ekmiş bulunuyoruz. Evet. Bundan sonra yapacağımız işlem toprağımızı nemlendirmek. Evet. Toprağımızı nemlendirmek için illaki bir özel bir aparat kullanmamıza, özel bir alet kullanmamıza gerek yok. Herhangi bir şişenin şu şekilde kapaklarına delikler açarak. Evet, fazla masrafa gerek yok değil mi? Tabii ki. Tabii. Bu şekilde toprağımızı nemlendiriyoruz. Evet. Toprağımızın aşınmamasına dikkat edelim. Bu şekilde toprağımızı nemlendirmiş bulunuyoruz. Şimdi yapmamız gereken işlem streç filmimizi
saksımızın üzerine kapatmak. Evet. Tabii bu da streç filmle sera etkisi yaratıyor değil mi? Evet. Bundaki amacımız zaten sera etkisi yani yaratmak. Yani toprağın sıcaklığını belli bir derecede tutuyoruz ve tohumun tabii çimlenmesini daha da kolaylaştırıyoruz. Tabii siz streç filmi çekerken ben de biber tohumları hakkında dilimin döndüğünce çimlenmesi hakkında bilgi vereyim. Tabii ki. Biber tohumlarında tahmini çimlenme 10 ila 20 gün arasında değişiyor. Biber tohumlarına ilkbahar yaz ekebilirsiniz ama illa bu mevsimlerde dikeceksiniz diye bir kaide yok. Ev ortamında her daim çimlendirebilirsiniz. Şu şekilde streç filmimizi çekmiş bulunuyoruz. Evet. Hocam şunu da belirtelim. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra tabii ki tohumlarımızı bu şekilde bırakmıyoruz. Evet. Ara ara toprağımızı nemlendiriyoruz. Evet. Bundaki amacımız toprağımız kuruduğu zaman toprakta yarıklar olmasına sebep olacaktır. Bu da tohumumuzun hava alıp çürümesine neden olur. Evet. Yani çimlenmesi önlenebilir. Bu şekilde streç filmimizi de çekmiş bulunuyoruz. Evet. Streç filmi çektikten sonra şunu yapmalıyız değerli izleyiciler. Saksımız hiçbir zaman ışık görmemeli. Evet. Yani üstünü ışık görmeyecek şekilde herhangi bir gazete kağıdıyla muhakkak kapatmamız gerekiyor. Tabii. Işık görmezse tohumun çimlenmesi daha hızlı olacaktır. Tabii ki. Çimlenme oranı daha yüksek olacaktır. Genel olarak bu şekilde biber tohumunun ekimi. Nemlendirme işleminde herhangi bir evimizdeki fısfıs yardımıyla arada bir yapabiliriz. Evet. Biber tohumumuzu saksımıza bu şekilde dikmiş bulunuyoruz değerli izleyiciler. Benim size konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ayrıca ifidancım.com üzerinden fide, fidan ve tohum siparişlerinizi verebilirsiniz. Ve 100 TL üzeri kargo bedava uygulaması yapılmaktadır.